Evet, Trabzon Vakfı Bildiğiz Zafer Partisi İlçe Başkanı Sayın Ayhan Kayan'la beraberiz. Ayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Nasıl gidiyor siyaset Zafer Partisi? Öncelikle biraz sesli konuşursak herkesin Ramazan'ı tebrik ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tüm herkese. Zafer Partisi Vakfı Kebir ilçe başkanı olarak, genç bir kardeşleri olarak, bazılarının abileri olarak şimdi bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Malumdur, herkes her şeyi görüyor ama çok farklı şeyler olduğu için biz de bunları bir gündeme getirelim dedik. Şu anda ülkemiz çok önemli bir seçime gidiyor. 14 Mayıs'ta çok önemli, Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçim. Yalnız Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan, bu seçimde insanlar, vatandaş olarak, ben de bir vatandaşım sonuçta. İlçe başkanı olmak önemli değil, önemli olan insan olmak. Ben de bir insan olarak şunu gözlemliyorum. Türlü türlü senaryolar siyasi partiler tarafından ortaya atılıyor. En son meydana gelen olay benim açımdan çok dikkat çekici bir vatandaş olarak, ilçe başkanı olarak değil. Zafer Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan daha önce Cumhurbaşkanımızla bir görüşme gerçekleştirip hiçbir ittifakta bulunmayacağını, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu dile getirdi. Aradan birkaç gün geçti. Birkaç gün geçtikten sonra dün bütün basın yayınlarında okuyoruz. Cumhur İttifakı'na katıldığını söyledi. Ya insanlar birliktelik yapabilir. Her konuda olduğu gibi siyasette de. Ama yalnız insanlar kendini inkar edecek şekilde bir gün başka. Ben şuna katılmıyorum bir kere. Siyasette dün dündür bugün bugündür diye bir şey yok. Bu insanlar siyasette kirlilik mi var? Yani siyasette kirlilik, evet, kirlilik var. Şimdi güvensizlik var. İnsanlar bunları küçük partileri değil, siyasette kirlilik yaratan bu şekildeki karakterdeki insanları ve partileri seçimden sonra zannedersem insanlar çöpe atacak. Yoksa düzgün konuşan insanın bir tane de oyu olsa bu düzgündür. İnsanları kandırmıyordur. İnsanlar ona güvenebilir. Ama ben şimdi temiz siyaset. Ben temiz siyasetin olduğu yerde başarının, insanlara faydanın daha çok olacağını düşünüyorum. Şimdi Zafer Partisi olarak, ben şimdi şeffaf bir partinin içerisindeyim. Zafer Partisi olarak dile getireyim. Ben dün gittim ilçe seçim kuruluna. Cumhurbaşkanı adayımız olarak Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak imza verilip desteklendiği yönünde bize gelen mesajlarla beraber biz de gittik, kendisini orada imzamızla destekledik. Akabinde bak ne kadar şeffaf bir şeyden bahsedeceğim. Bunu hangi ilçe başkanı ya da il başkanı yapabilir? Akabinde il başkanımıza mesaj attım. Attığım oy kağıdını da ekleyerek il başkanına aynen şunu söyledim. Ya 100 bin imzayı toplayamayan, aday gösterdiğimiz bir kişi Cumhurbaşkanı adayım demesi biraz tezat. Yani bu 100 bin imzayı toplayamayan bir insanın seçilme olasılığı ne kadar? Diye ben tamam, il başkanına mesaj attım. Tamam, güzel. Şimdi diğer partilerden de bunu. Şimdi şey söyleyeyim ben. Diyelim Erbakan da 100 bin imza toplayamadığı için mi? Hayır, Erbakan toplayacaktı. Ben onun gittiğimde onun oy oranında baktım. 65 ile 70 ile gidiyordu Muharrem İnce. Muharrem İnce'nin oy oranlarını dile getirmek gerekirse, ben kendi şahsi görüşüm. Muharrem İnce'nin o kadar oy toplayabilmesi mümkün değil. Muharrem İnce'yi gündemde tutup, Kim tutuyor Muharrem İnce'yi gündemde? Hükümet kanadı Muharrem İnce'yi gündemde tutup, muhalefet kanadının daha da güçlenmesinin önüne geçmek. Yoksa Muharrem İnce kendisi de dile getirdi Cumhuriyet Halk Partili olduğunu. Yalnız Cumhuriyet Halk Partili bir insan, bu şekilde kendi partisini, geçmişini inkar edecek şekilde siyaset yapmaz. Şimdi kendisi de görüyor Muharrem İnce'nin. Yani bu iş Muharrem İnce ile Fatih Erbakan'la Sinan Oğan'la benim görüşüm olacak oy oranını yakalama şansı bence yok. Niye yok? Bu belli bir kaç milyon, belli bir seviyeye %50'yi geçeceksin. %50'yi geçmek kolay mı? 3-4 tane reklam mı yapıyor? Yani reklam yapıyorlar. Var gibi. Evet. Gibi. Şimdi bu da herkesi bir Trabzon'daki milletvekilleri adayları var.
Sizce neler oluyor? Trabzon'da çok AK Parti'de özellikle çok fazla bir başvuru oldu. Şimdi fazla bir başvuru oldu. Ben tabii AK Parti'ye oy veren bir seçmen değilim. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne daha önceden oy verip yani tabii sonucunda oylarımız da oraya gitti yani. Bunu da kabul etmek lazım. İnsan, bazı şeyleri kabul etmek lazım. Ama AK Parti'den yoğun bir talep oldu. Ve dikkatimi çeken eski milletvekillerinin burada tekrar aday olmak istemeleri. Özellikle şimdi tarafsız mısınız şu anda? Kararsız mısınız? Kararsız değilim. Kararsız değilim. Şimdi ben milletvekilliğinde şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ben şimdi Zafer Partisi'ne oy verip Zafer Partisi ilçe başkanı tabii partimi destekleyeceğim ama yani burada şimdi oyumun bir değerinin olması yönünde de hareket edeceğim. Şimdi oyumun değersizleştirme... Kenan Merkez'in alacağı kararla mı? Kararla beraber tabii Kenan Merkez diyecek ki tamam. Mutlaka onlar da birini destekleyecekler. Şu atmosfer onu gösteriyor. Tamam. Trabzon'da AK Parti, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Kaya, İyi Parti, Hüseyin Örs, ondan sonra AK Parti'den 4 tane vekil var. Avukat Salih Çora, Muhammed Palda, Adnan Günler ve Ağar Ayvazoğlu. En çok mesela sizin... Salih Çora. Benim görüşüm yani o atmosferde ben Salih Çora'yı... Niye Salih Çora? Siz Vafı Gebirlisiniz. Vafı Gebir'den Muhammed Palda var mesela. Ya Muhammed Palda şöyle diyeyim sana. Salih Çora daha genç. Daha böyle insanlara yaklaşımı daha farklı bir yaklaşım tarzı var. Muhammed Bey'in kendisini severim. O beni sevmez ama çünkü ben Muhammed abi eleştirdiğim zamanlar oldu. Eleştiri halbuki sevilen insanlara yapılır ama Muhammed Bey bunu sayın vekilimiz farklı algılamış olabilir ya da Muhammed Bey değil de ona farklı algılatmış olabilirler. Bak ben bu konuda Salih Bey'i samimi bir şekilde eleştirsem kesinlikle bana tavır koymazdı diye düşünüyorum. Bu bir örnek olduğu için yani gençler olsun toplumda daha yakın görünüyor. Topluma daha yakın bir kişilik olarak görüldüğü için onun olmasını istiyorlar. Ama yani ben çok fazla bu sıralamanın değişeceğini zannetmiyorum. Bu sıralamaya çok aday başvursa da Kenan Merkez'in dediği olacağı için eski vekillerin ben burada tekrar vekil gösterileceğini yalnız tek bir şey dikkatimi çekiyor. Bayan adaylarda iki dönem önce zannedersem Ayşe Sula Köseoğlu adaydı yine aday. Yani bu çok dikkat çekici bir şey. Bence başka bir bayan tercih edilebilir orada. Yani AK Parti. AK Parti o konuda. MHP'nin durumu ne? MHP'de ben sevdiğimiz bir abimiz Murat Aksoy Vakfı Kebir'den. Ben kendisinin birinci sıradan inşallah MHP sıralarından gösterilmesini isterim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci sıradan gösterilmesini isterim. Ama diğer türlü çok zor yani. Orada ikinci sırada, üçüncü sırada olursa. Partinin ilçe başkanı. Şimdi, orada kesinlikle Murat Aksoy birinci sıradan gösterilebilir. Düz var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Emin amca ben şimdi bir abimiz yıllardır siyasetin içinde ama ben şunu istiyorum vakfı gebirler olarak. Evet. Of, Yomra, Arsin, buranın insanı birbirine bağlı, biz de birbirimize bağlı olarak bu adayların ön sıralardan olması. Yani hangi parti olsun? MHP olur, CHP birinci sıradan önemli olan. Benim vakfı gebirdeki abimizi, tanıdığımız büyüğümüzü üçten, dörtten gösterirsen kusura bakmasın, bu seçilmeyecek anlamındadır. Şimdi Emin Uludüz birinci sıradan gösterilsin. Yıllardır bu işin içinde kahrını çekmiş. Ve bu birinci sırada ben de bir Zafer Partili olarak ya da başka bir partili olarak ben bunu oy vereyim. Yani oy verelim hep beraber. Kardeşim senin partinin adayı var mı? Benim partinin maddi gücü olmadığı için adayı yok ama tabii başka yere... AK Parti destekliyorsun onu. AK Parti tarafında olmadığı için... Niye de abi kesin AK Parti'nin tarafına? Mutlaka bir yere geçecektir. Bak şu anda normal bir tanıdığımızla, kardeşimizle canlı yayında beraber siyasi görüşümüz aynı olur, farklı olur. Vakfı Kebir'de herkes bir köşeye çekilmiş, herkes bir şeyin planını yapmakta şu anda. Bak Ramazan ayında herkes... Yeme planı mı? Yeme, evet bak ne kadar güzel özetledi. Yeme planı, bak vatandaşın genelinde bu var ama cesaretli olan bunu dile getiriyor. Cesareti olmayan, benim çocuğum şuraya girebilir mi? Benim bilmem akrabam şuraya işe girebilir mi? Korkusuyla yaşayan bunları gündeme getiremiyor. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Kardeşim burada yeme işi vardır. Vakfı Kebir bu yüzden ileri gitmemiştir. Baştakinin söylemleriyle buradakinin uygulamaları farklıdır. Vakfı Kebir'in yönetim bu şekilde olduğu için olduğu yerde saymıştır. Oğlum Vakfı Kebir'de yönetim yok. Evet. Vakfı Kebir'deki yönetim ufak uşaklar. Evet. Vakfı Kebir ufak uşakların elinde kalmış. Vakfı Kebir'de yönetim yok.
Evet. Var aynen, mı? Aynen, Mahmut Cemil'de var mı yönetim? Yok. Evet, evet bak ne kadar güzel. Yeni bir yönetimin nasıl olması istiyorsunuz? Ya yeni yönetim Millet İttifakı gelecek. Şimdi korkuyorlar Millet İttifakı'ndan. Vatandaşı kucaklayacak bir yönetim olacak. Yani ben de onu diyeceğim. Eğli başında olacak. Ufak uşağı alı getirirsen partinin başına evet. Olacağı budur ya. Şimdi Millet İttifakı abi gelecek. İyi bir yönetimle beraber, aklı başında insanlarla. Şimdi burada nedir? Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorlar misal. Ya hiç başa gelmemiş bir insan. Şimdi beni adam nasıl eleştirebilir? Eğer ki ben bir görevde bulunursam, buradaki eksiklerim görülmüştür daha önce. Buna göre yapabilirim. Ya bana bir görev vermemişsin. Ben bir ülke yönetmemişim. Halka hizmet noktasında. Beni niye mi eleştiriyorsun? Ama şu anda hükümeti ben eleştiririm. Niye? Abi 20 yıldır sen yönetiyorsun beni. Eksikler senindir. Senin imzanı taşıyor bu. Bu Millet İttifakı'ndan Meral Akşener daha önce hükümetlerde bulundu. Bak bulundu. Eleştiri yapılabilir mi? Bence yapılabilir. Yani geçmişiyle alakalı ama herkesin geçmişinde. Bunların geçmişinde düzgün olan çok şeyler yok. Yani herkesinde bir eksiklik mutlaka çıkar. İnsanız sonucunda. Benim de geçmişimi açıp baksan mutlaka bir şey olmuştur yani. Seçmen olarak, bir seçmen olarak nasıl uygulanmalıyız? Ya seçmen olarak şu anda bir değişim olması lazım. Şimdi seçmen olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Seçmen olarak bir değişim istiyor seçmen. Ya şimdi şöyle de bir şey değişim var. İstiyor. Değişim istiyor. Matematik şu anda değişimin gerçekleşmek üzere olduğunu gösteriyor. Teşekkür ediyoruz. Matematik şu anda kesmediyse yayın. CHP, İYİ Parti ve bunun sonucu HDP. HDP konusunda şunu söylemek istiyorum. PKK'ya karşıyız. Ama mecliste herkesin meşru olarak gördüğü partilere karşı değiliz. Mecliste bu sonucunda imza hakkı var, vatandaşın oyuyla buraya gelmiş. Ama PKK, Hizbullah tarzı hareket eden, insanları zor durumda bırakacak, insanların malına, canına kasteden her şeye karşıyız. HDP.